Bu video çalışmasında, Microsoft Excel'de farklı sayfalardaki tabloları birleştirmenin nasıl yapıldığını anlatacağız. Örnek çalışma dosyamıza göre, iki farklı tablo sayfamız var ve bunları tek sayfa tablosunda birleştireceğiz. Sayfa 1'de yer alan, tablo içeriğimizin herhangi bir hücresine tıklayalım. Excel'in üst menüsünde yer alan, veri menüsüne tıklayalım. Açılan alt menüden, tablodan seçeneğine tıklayalım. Karşımıza gelen ekranın hemen sol üst köşesinde yer alan, kapat ve hedefe yükle seçeneğine tıklayalım. Şuraya yükle ekranında yer alan, yalnızca bağlantı oluştur seçeneğini seçerek, yükle butonuna tıklayalım. Çalışma kitabı sorgularına ilk sayfamız eklenmiş oldu. Şimdi aynı işlemleri diğer birleştirilecek sayfaya da yapalım. Sayfa 2'ye gelelim ve tabloda herhangi bir hücreye tıklayalım. Üst bölümde bulunan veri menüsüne tıklayalım. Açılan alt menüden tablodan seçeneğine tıklayalım. Sol üst köşeden kapat ve hedefe yükle seçeneğine tıklıyoruz. Yalnızca bağlantı oluştur seçeneğini seçerek yükle butonuna tıklıyoruz. Çalışma sayfasına diğer tablo sayfamız da eklendi. Tablo 1 bağlantısını tıklayıp açalım. Giriş bölümün altında yer alan, sorguları ekle seçeneğinin yanındaki aşağı ok simgesine tıklayalım. Açılan alt ekrandan, sorgu ekleyerek yeni sorgu oluştur seçeneğine tıklayalım. Benim örnek çalışmamda iki tablom olduğu için bu seçeneği seçiyorum. Ve tablo adlarını bu ekrandan ekliyorum. Sizler daha fazla Excel tablosunu birleştirmek istiyorsanız, 3 veya daha fazla seçeneğini seçerek sayfalarınızı ekleyebilirsiniz. Tablolarımızı seçtikten sonra, tekrar kapat ve hedefe yükle seçeneğine tıklayalım. Şuraya yükle ekranında, bu sefer, tablo ve yeni çalışma sayfası seçili olacak şekilde yükle butonuna tıklayalım. Gördüğünüz gibi, iki farklı sayfada yer alan tablo içeriğimiz yeni bir tek tabloda birleşmiş oldu. Sayfa 1 içeriğine yeni bir içerik eklediğimizde, birleştirdiğimiz tabloda dinamik güncellenecektir. Verinizi girdikten sonra, birleştirdiğiniz tabloya gelerek mouse sağ tuşuna basarak, yenile yazısına tıklamanız yeterlidir. Ayrı sayfada girdiğimiz içerik, birleştirdiğimiz Excel tablosunda. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere, kanalımıza abone olun, takipte kalın.